Efendim, burası hafta sonu devam ediyor. Bugün hep başarılı kadınları ağırlıyoruz. Çok değerli, çok özel iki oyuncu bizlerle beraber. Sevgili Suna Keskin ve sevgili Celile Toyon'u ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sabah insanı olmadığımızdan bahsediyorduk da zor değil mi sabah? Gece daha mı yaratıcı oluyor insan? Sen başla. Peki. Yılların alışkanlığı var. Şimdi evet, yıllarca hep geç yatmaya ve geç kalkmaya alıştık mesleğimizden ötürü. O nedenle sabahleyin erken uyanmak gerçekten biraz bana zor geldi bu sabah. Dedim ki eyvahlar olsun, orada herhalde konuşamayacağız. Dilimiz tutulacak. Fakat Celil'e motive etti, dedi ki yok dedi, bir şeyler söyleriz dedi. Ama senin gibi güler yüzlü birisiyle karşılaşmak sabah sabah çok güzel. Ne demişler, daima gülümse. Maliyeti sıfır ama getirisi fevkalade. Getirisi fevkalade. Zaten gülümseyerek baktığınız zaman hayata, ama hani yüz gülümsemesinden bahsetmiyorum. Tabii. İçten gülümseyerek baktığınız zaman hayat da size öyle davranıyor. Katılır Elbette. Mısınız buna Celile Toyon? Genelde evet. Özel durumlar tabii ki oluyor. Sabah giderken o ortalık karanlık, çoluklar çocuklar daha uyuyarak yürüyor. Gazete haberlerini açıyoruz, gazeteyi ya da televizyondan hazırlanırken izlediğimiz haberlerle günümüz pek aydın olmayabiliyor. Genellikle bu arttı da. Biraz karanlık geçiriyoruz. Evet. Loş diyelim mi ortak? Loş diyelim. Ama ben çok inanıyorum aydınlanacağını. Bu moral için değil. Bu böyle gitmez. Hiçbir şey gitmiyor karanlıkta. Sizi ne motive eder? Motivasyon kaynaklarınızı merak ediyorum. Yine Suna Hanım'la başlayalım. Demin söylediğim gibi güler yüz, keyifli kalkmak, belki bir güzel bir müzik, tabiat, doğa, her şey, yani doğada olan her güzel şey, her olumlu şey beni daima motive eder diye düşünüyorum. Tabii ki sıkıntılı, gergin anlar oluyor ama onları da geçiştirmek bir şekilde mümkün. Nasıl derseniz, bizim çok güzel bir mesleğimiz var. Celile ile aynı zamanlarda başladık hemen hemen tiyatroya. O kadar doyuma ulaşıyorsun ki bu meslekle. Gerçekten motive eden birinci şey diyebilirim bizim mesleğimiz, oyunculuğumuz diyebilirim. Evet. Sizin için? Benim için sokağa çıktığımda aydınlık yüzlü insanlar, yeşil ağaçlar, bakımlı, yarasız, beresiz, sağlam hayvanlar. Ortak yaşıyoruz tabii ki. Onlar sabahleyin çok yüzümü güldüren şeyler. Beni okuduklarım, sürekli kitap okumak, sürekli yeni şeyler öğrenmek ve daha bu yaşımda öğrenemeyeceğim bu kadar çok şey olduğunu düşünüp hayata asılmak motive mi ediyor diyeyim, yoksa hayata sahiden sarılıp koşabildiğim kadar koşturuyor mu diyeyim, ya da adını koyamadığım bir şey diyeyim en iyisi. Elbette motive ediyor. Ediyor. Onun için kitap fuarının bu kadar kalabalık olması, ne güzel, okumayan bir kuşak olarak, yani okumayı artık terk etmiş, dokunmatik yaşayan canlılar olarak beni çok mutlu etti o kalabalığı görmek. Dilerim alıp bir yerlere bırakılmıyor, dilerim okunuyor, öğreniliyor ve devrediliyor okuyacak diğer kişilere de. Okuduğumuz gazeteleri de bırakıyoruz ki bizden sonra gelip oturanın dikkatini çeker bir tek şey olsun. Artık gazeteler bile, kitaplar bile o dokunmatik tablet bilgisayarlar aracılığıyla okunuyor. Bir yandan üzücü, mutsuzluk verici. Türkiye'de şöyle bir araştırma yapılmıştı. Türkiye'de tabloid gazeteler neden tercih edilmiyor diyor. Çünkü yurt dışında insanlar o kadar çok tabloid gazete ve küçük ebatlı kitap okuyorlar ki, Türkiye'de neden bir türlü tutmuyor şu küçük? Onlar metro geleneğinden, toplu taşıma geleneğinden küçük açıyorlar, böyle okuyorlar. Küçük açıyorlar, okuyorlar. Biz böyle büyük açmayı, büyük büyük okumayı seviyoruz. Ama büyük büyük okumanın büyük büyük alkışı oluyor herhalde, değil mi? Elbette, bizim jenerasyonumuz okumaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ne gazete, ben halen gazetelerimden vazgeçmedim. Gazeteleri her sabah okuyorum. Bakın, onunla da motive oluyorum diyelim. Tabii. Yani
çok kıymetli köşe yazarlarımız var. Dediği gibi Celile'nin kitap okumak, gece yarılarına kadar niye uyuyamıyorsun diyorsun. Üçlere kadar kitap okuyorum, ondan sonra uyumaya çalışıyorum ve dolayısıyla tabii geç kalkıyorum. Onun için biz o alışkanlıklarımızdan vazgeçmedik. Kitap da okuyoruz, gazetelerimizi de okuyoruz. Şimdi mesela Leyla'nın Evi gibi bir tiyatro oyununun senelerdir gündemde olması, kapalı gişe oynaması, bu insanların sanata, bilgiye verdiği kıymeti göstermiyor mu? %100 yerli yapım bir kere. Oynadığımız tabii. Oyunlar. Evet. Ve gitgide ilgi arttı. Yani biz 8. sezona girdik. Suna Tiyatro Kare'nin benden çok daha eski oyuncusu. O da oynadığı oyunlarla biliyor ki biz tabii. En çok yerli oyun oynuyoruz. Evet, değil mi? Evet, evet. Ve tiyatroya bu yıl şaşırtacak kadar ansızın gelen bir ilgi var. Evet. Yani bir daha gelip görüyor, bir daha gelip evet. Görüyor. Öyle anlar oldu ki ben sahnede seyirciye yakın olduğumuzda yanımdakiyle konuşurken ön sıradan repliğin geldiğini duydum. Gerçekten mi? Evet. Neye bağlıyorsunuz bunu? Defalarca geliyorlar ilgilerini. Bir oyunu. Belki birini alıyor getiriyor evet, değil mi? Yani belki de. Gel benle seyret. Bu ben yeni gördüm. Dönemde bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Son 3 senedir böyle diye düşünüyorum ben. Evet. Hele bu sene gerçekten bir patlama var. Dediği gibi Celile'nin ben de tabii ki tiyatro Kare'nin bir oyuncusu olarak oyunlarını 3-4 kere seyrettim. Ama değerli bir yazarın değerli oyuncularla oynanan bir oyununu elbette ki seyirci de birkaç kere görmek isteyecek. O nedenle oyunun kendisine de ilgi var ama yazarına ve çok kıymetli oyuncularına da değer veriliyor ve defalarca görmek istiyorlar. Bu bir gerçek, bunu göz ardı edemeyiz. Peki Ahu Dudu? Ahu Dudu'nun da ikinci sezonu yeni başladık sayılır. Ama bol. Ahu Dudu çok... Çok eski bir oyun. Çok eski, evet, çok defalarca oynanmış. Basri Rıza Zobu tarafından oynanmış. Daha sonra Çetin İpekkaya'nın şeysiyle, adaptasyonuyla oynanmış. Suna Pek Uysal, Ani İpekkaya güzel bir kadroyla ben de seyretmiştim. Bizim ikinci sezonumuz. İnşallah biz de sizin rakamlarınıza ulaşırız evet, diye düşünüyorum. Evet. Bizim de çok hakikaten gençlerden oluşan çok güzel bir kadromuz var. Ve iyi gidiyor. Gayet iyi ne gidiyor. Güzel. Bize de bir iki kere gelenler var. Facebook'tan da takip ediyorum. Tekrar geleceğiz, tekrar geleceğiz diyenler var. İnşallah sizin biz de 8 seneye ulaşırız ömrümüz vefa ederse. Şöyle bir olayımız var. Biz Muammer Karaca'da Leyla'nın evini oynadık. Ve ben 3-4 gün sonra bir yerde bir alışveriş için girdiğim bir mağazada bir bey geldi. Merhaba dedi, merhabalaştık. Hal hatır ettikten sonra ben oyununuzu seyrettim dedi, anladım dedim. Leyla'nın evi üzerine övgülerini, sorularını yöneltti, konuştuk gayet güzel. Bayağı uzun sürünce ben artık müsaadenizle dedim, güle güle Suna Hanım dedi. Ben bunu Suna'ya anlattığımda Suna bana dedi ki ne var Celileciğim yıllar yılı bana da güle güle Füsun dedilerdi. Şimdi şöyle bir şey var. Biz aynı zamanlarda başladık. Füsun Erbulak, Celile, ben. Gerçekten bana da Füsun çok diyen var. Hatta Sevinci benim kızım zanneder. O kadar. O kadar. O kadar. Peyker diyenler bile vardır tahmin ediyorum. O da var. O da vardır. Fakat daha çok şeyden Avrupa yakasından Cemil gelen. Annesi. Evet, evet. O var. Ama dediğin gibi olmayacak şeyler değil. Suna Pek Uysal diyen de oldu. Suna Yıldız oldu diyen de oldu. Onun için artık ben alıştım. Suna'yı baz almışlar demek. Suna'yı baz almışlar. Bilsinler de, seyretsinler de. Evet. Bizim tabii. İsmimiz değil önemli olan. Tanısınlar da sizin ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar değerli bir iş yaptığınızı bilsinler de varsınlar ne derler ne derler sizin adına mutlu oluruz ayrıca. Unutacağımız zamanlar gelmez neydi senin adın neydi hayatım ben o hakkımı kullanıyorum diyorum bazen kulağında gibi sanki bir aa, aşk ben olsun. Öyle düşünüyorum kendi ben adıma ben bunu hakkımı kullanıyorum diyorum. İstediğiniz an bu hanımlar nasıl akıllı nasıl cin işlerine geldiği gibi ben yaşlandım diyorlar. Erkeklere de dilerim öyle bir akıl.
erkekler. Geçer mi şimdi bir alınan o? İstedikleri kadar alınsınlar. Bugün biliyorsunuz kadınların günü. Kadına şiddete dur deme günü aslında. Her gün kadınların günü de bugün kadına şiddete dur diyoruz. Onun için biz dünyanın yarısı yani kadınlar savaşa karşıyız. Aynen öyle. Ay ne evet. Güzel, bravo. Ay. Karşıyız, şiddete söyleyin. Karşıyız, evet. Tabii. Tacize karşıyız. Karşıyız Allah keşke karşıyız. Keşke bizim karşı yani, olduklarımız hayata geçebilse. Bizim tek başımıza kadınlar olarak karşı olduğumuzla maalesef kalmıyor. Erkekler kendilerini %51 olarak varsayıp dünyayı öyle yönetiyorlar. Orada hanımlar. Tevazu gösteriyoruz. %51'i biraz gözden geçirsinler. Biz pay verdik gene ne olursa olsun. Ben zaten bu işte yönetim katında olan beylere soruyorum. Daha çabuk kavrayışlı olanlar, daha çabuk işini yapanlar kadınlar mı erkekler mi? Bu bir soru değil diyorum. Alacağım yanıtı biliyorum çünkü. Ne güzel. Mesela sokakta yürüyorsunuz. Yanınıza gelip mesela sizin için sizi vatanım sensin de izliyorum diyenler mi daha mutlu ediyor sanat adına, yoksa sizi Leyla'nın evinde defalarca izledim diyenler mi? Doğrusu tiyatro önde geliyor. Yani benim asal mesleğim o. Zaten sanıyorum onlar da tiyatrodan tanıdıkları için bunu bana getirdiler. Ben senaryo okudum da zaten. Suna da çok iyi bilir. Siz de çok iyi bilirsiniz. Bize bir yığın seçenek, senaryolar, bir şeyler gelir. Benim dünya görüşüme yatkın olduğu için emek vereceğim şeyin ne olduğunu, nereye gideceğini bilebildiğim için peki dediğim senaryo. Ama benim işim yıllar yılı tiyatro. İlk anlarda beni bu biraz yaralıyordu ya. Bunca yıl tiyatroda bu çok az oldu ama bu hemen başladı diye. Sonra dedim ki bir yaz tatilinde 15 gün sonra unutulacaksın. Bunu biliyorsun. Bunu keşke birçoğu da bilse de başka tür davranışları devreye girmese. O ben olayı ertelense, biz olsak. Biz olsak o zaman çığ gibi büyüyeceğiz. Vatanım sensindeki duyduğum en güzel söz, sevgili Nedim Saban'la birlikteydik bir yerde tiyatro oturuyordum. Tiyatro Kare'nin patron. Evet, çok güzel patron lafını. Küsüyor, pardon, kızmıyor. Tiyatro Kare'nin oyuncusu ve yönetmeni diyelim. Nedim Saban'ı kızarken hayal edemiyorum. Kızamıyor, beceremiyor. Çok şeker, hiç beceremiyor. Aşk olsun diyor zaten kızması o. Ve bir hanım geldi, orta yaşın üstünde de bir hanımdı. Gayet yakın temasla bulunarak Türk örf adetlerinden ya o sarılmak hemen öpmek öyle bir şeyle yakın temasla bulunduktan sonra siz hepimizin annesisiniz dedi. Ay ne güzel. Dizi için duyduğum en sıcak sözdü. Çok ne güzel. Güzel evet. Tarihi diziler son dönemlerde çok revaçta ve aynı zamanda gençlerimize bir şekilde tarihi sevdiriyor. Bir şekilde hem yakın tarihimizi hem uzak tarihimizi öğretiyor öyle değil mi Suna? Öğretiyor elbette. Vatanım evet. Sensin Vatanım de. Vatanım Sensin gerçekten çok güzel bir dizi. Ben oynadığı gecelerde hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hatta oyunum bu gece olmasa bile diye düşünüyorum. Hakikaten çok güzel, çok başarılı, senaryosu da çok güzel, oyuncuları harika. Onun için ödüm patladı, geç başladınız biraz. Geç başladınız, evet. Dedim ki eyvahlar olsun başına bir iş mi geldi derken devreye girdi. Çok şekilde çok hoşuma gitti. Girdiğiyle gerçekten çok başarılı. Bu sezon sonuna dek zaten ilk buluştuğumuzda sevgili yönetmenlerimle iki sezonluk bir proje bu dediler. Ve bu sezon sonuna kadar artık ne yapılacaksa yapılacak. Bizim için de meçhul gerçekten. Olan şeyler var. Tabii yönetmenlerin kafasında tasarladığı bir yer var. Oraya dek sürecek. Gene onların sözüyle, Yağmur yönetmenin sözüyle, Vatanım Sensin'in artık bir tüzel kişiliği oldu dedi. Evet. Doğru. Öyle gidiyor. Evet. Ben de gurur tarzı duyuyorum. Çok güzel. Ondan da Leyla'nın evinden de birlikte çalıştığım arkadaşlarım, meslektaşlarımdan da sevgi ve gururla ve doğru düz bir yolda yürüdüğümüzü biliyorum. Ne güzel. Aynen, evet. Ne güzel. Çok güzel. Biraz Ahududu'dan bahsedelim mi? Biraz Ahududu'nun evet. Konusunu
kimlerin hangi rolde oynadığını. Evet, şimdi ahududu biraz tehlikeli bir konu biliyorsunuz. Polisiye komedi de diyebiliriz, böyle bir şey tür varsa eğer. İlk seyrettiğim zaman yıllar önce Suna Pekuysal, Ani İpekkaya'nın oynadığı oyundan dedim ki gülüyoruz ama o kadar korkunç bir şey var ki bu acaba seyirciyi ürkütür mü? Teksti elime aldığım zaman da okuduğum zaman da aynı endişeleri taşıdım açıkçası. Fakat öyle bir yere geldi ki komedi şeysi ağır bastı. Ve o iki diyelim öldüren kadına, artık katil demeyeceğim ona, diyorlar ki o kadar sevimli ki bizim sahnede maktul olasımız geldi. Yani bu hale geldi oyun. Onun için keyifle seyrediliyor. Eğlenceli bir hale geldi. O nedenle o hani tehlikeli diye düşündüğüm durum yok oldu diyelim. Çok keyifli genç arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışmak hakikaten çok güzel. Çok şey öğrendik hepsinden. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Gençlerden de öğreniliyor tabii elbette. Nedim iyi bir reji yaptı. Çok çalıştı. İşbirliğiyle çalıştı bizlerle. Hep sordu, danıştı. Uzun bir buçuk ay gibi bir oyun aslında, bir 30 günde falan çıkar. Ama bunda biraz daha uzun çalıştık. O nedenle iyi bir yere, sağlam bir yere oturdu. Ve hakikaten çok keyifli giden bir oyun haline geldi. Ahududu Hollywood'da da... Evet. Filmleri. Cary Grant. Evet, Cary evet. Grant'ın oynadığı bir versiyonu ne var. Ne yakışık bulur Cary Grant'ın. Çok güzel bir film Hollywood'un seyrettim. Evet. En evet. Audrey Hepburn'le birlikte evet, güzel. Evet. Love in the Afternoon muydu? Öğleden sonra evet, aşkından evet, sonra aşkı. Çok değil güzel. Mi? Ne güzel filmdir. Sen gençsin ama biliyorsun ne güzel. Sabrina. Evet. Audrey Hepburn ya. Ben tabii. Bayıldığım için Audrey Hepburn'ün. En büyük hayranlarından biri. Şimdinin de güzeli değil mi? Şimdinin de her zamanın güzeli. Sizce evet. Mesela Grace Kelly mi daha güzeldir, Audrey Hepburn mi? Audrey Hepburn bana daha sıcak geldi birden. Hmm. Hiç düşünmemiştim. Siz söyleyince bir yan yana resmi gördüm. Evet. Daha sıcak geldi. Öteki başka bir şeyin simgesi sanki. İki ayrı kul var. Yani ikisi de güzel. Güzel. Hiç insan mesleğini bırakıp da, bu mesleği bırakıp da prensesliği seçer mi? Şimdi bir de onu düşündüm. Yani prens Rönie'ye gelmiş size, diyor ki Celile aşkım prensesim ol ama bu mesleği bırak. Seni bırakırım. Mesleğini bırak. Rönie'ye dediniz evet. Ağlıyor, bunu. Ağlıyorsunuz o sırada. Rönie önünüzde diz çökmüş. Celile yapma bunu. Monaco'yu serdim. Önüne diyor. Söyletme beni. Ve ben hayır diyorum. Hayır. Gidiyorum ağlıyor tiyatromdan içeri giriyorum. Giriyorsunuz. Hiç kimse yok sahnede, seyirci de yok. Oturuyorum ağlıyorum. Sahneye çöküyorsunuz. Gözünüzden bir damla yaş sahneye akıyor. Ondan sonra bir komedi oynamaya bence başlıyoruz. Yaş bile akmaz, evet. Ama evet, doğrudan doğruya reddedilir. Ve... Dönen dönsün, ben siz de mi reddettiniz Rönie'yi? Elbette. Hanımlara tabii. Bakar mısınız? Yani bir şey söyleyeceğim. Buradayız. Şimdi lafta reddetmek kolay da gerçekte acaba böyle olur muydu? Olurdu, şimdi konuşmaya olur. Başlarsak zor olur. fakat gerçekten tiyatrocularda görüyorum bunu. Büyük bir aşk evet. Duyuyor tiyatrocular mesleklerine. Muhakkak ki her mesleğin başarılı olanı mesleğini seviyor. Aksi takdirde başarı söz konusu olmuyor ama tiyatrocularda başka bir şey görüyorum ben. Nedir bunun nedeni? Aşk olmasa 55 sene biz bu mesleği, yani ben kendi adıma söylüyorum, benim 55 sene oldu. 62 evet. Sezonunda başladım, hesap edin 62-63'te. 55 sene götüremezdik o aşk olmasa. Dediğin gibi çok çileli bir meslek aslında. Çok öyle kolay değil. Sahneye çıkıp dolaşıp lafları etmiyorsun. Yani bambaşka şeyleri var, sıkıntıları var. Ama onlara manevi sıkıntıları da var. Ayrıca tiyatrodan da herkesin bildiği gibi çok para kazanılmıyor. Ama ona rağmen sen bu işi sürdürüyorsan, ona rağmen bu işi yapıyorsan demek ki ayrı bir lezzeti var, bir tadı var, müthiş bir zevki var. Yani nedeni var. Nedeni de budur bence. Kaç hayat çıkıyor hayatımızdan? Düşünüp de başka insanlar, yani
çok abartılı gibi gelir, fazla süslü gibi gelir. Doğum sancısı çekiyorum. Çünkü o seninle benzeşmeyen bir insanı oynayacaksın. O da çok güzel bir şeydir. Tabii. O insanı arıyorsun. Sokakta arıyorsun, çevrende arıyorsun, başka yerlerde arıyorsun. Zaten o insanın hayatta karşılığını bulamıyorsan doğru değildir yaptın. Bir daha bak, başlaman gerek. Birkaç hayat çıkıyor hayatımızda. Doğru oyunculuk çok önemli dediğin gibi. Evet, doğru, doğru benim için güzelden iyi. Evet. Ama ikisi bir araya gelirse de tadından geçilmiyor. Evet. Kötü oyunculuk gördüğünüzde kızar mısınız? Hayır, ben çok şey öğreniyorum. Kötü oyunculuktan? Evet. Mesela? Yapmamam gerekenleri öğreniyorum. Hmm. Kötü oyunculuk nedir peki? Bir kere yanlış oynamak da, değil mi? Doğruya gönül verdiğimize göre. Evet. İkincisi, şimdi maalesef... dizilerde de görüyorum. Söylediğinin anlaşılmaması kadar izleyiciye antipatik gelen hiçbir oyuncu yoktur diye düşünüyorum. Türkçe açısından da söylüyorsunuz. Evet, tabii. Türkçemiz çok yara almış durumda. Çok yanlış. Yok Türk Dil Kurumu o işareti kaldırdı. Evet. Hayır, öyle bir şey yok. Hmm. Öyle bir şey yok. Yani ben kalkıp da lazım demem. Agah ya da agah, agah. Evet. Kar yerine kar demem mesela. Kamil. Evet. Kamil niçin denmez. Bazı kelimeleri kullanıp da bazı kelimelerde kullanmıyorlar? Bu ikilem niye? Bilmediğimi, ben 73 yaşında bilmediğimi hala daha iyi bilenlere, bildiğine emin olduğum kişilere sözlük de yetmiyor. Telaffuzu için telefon açıyorum yaşayanlara ve soruyorum. Çünkü onun en büyük, en kötü sonucu sahiden o izleyicinin karşısında o kelimeyi yanlış söylemektir. Hmm. Onun utancı müthiştir herhalde. Türkçeyi yozlaştırmak oluyor. Bu da bizim, senin, benim, hepimizin görevi, doğruyu yakalamak. Celile'nin dediği gibi karşında gördüğün yanlış ve kötü bir oyundan, kötü bir oyun demek istemiyorum, dilim varmıyor ama... Böyle olunmamalı diyebiliyorsun, diyebilmelisin yani o yanlıştan. Demin sorduğun soruya cevap olarak bunu söylüyorum. Gerçekten Türkçeyi yozlaştırdık hep beraber. Ben de neredeyse yahu falan diye konuşmaya başlayacağım. Neredeyse. Değil mi? Ama yahu. Bizim görevimiz... Sen bana mı yürüyorsun diyor mesela. Sen bana nasıl? Birinci kural... Manyadım ya da mesela. Evet. Birinci kural Türkçeyi doğru konuşmak. Lafının, sözünün anlaşılabilir olması. Seyirciye, tiyatrodaysan ulaşması. En arkadaki sağır seyirciye bile anlatabilmesin, bilmelisin ne demek istediğini. Fısıldarken bile... anlaşılır olmak mümkün. Bir yüksek sesle konuş dendiği zaman bağırmamak. Yüksek sesle konuşmak başka. Bağırmak başka. Şimdi bağırmaktan yoruluyorum. Yani bir yorucu maç anlatırken o işin doğasında var. Tabii ki yorulacağım. Onu biliyorum baştan. Ama başka bir şey öyle olmamalı. Duyulur olmak başka. Evet. Bağırmak başka. Yani bunlar çok da büyük şeyler bilmeyi gerektirmiyor. Ne olur okuyalım, 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 bıkmadan, usanmadan. Televizyonda ne seyrediyorsunuz? Ben her şeyi hemen hemen seyretmeye uğraşıyorum. Ben pek seyretmiyorum, açık söyleyeyim. Vatanım Sensin'i seyrediyorum. Bir dizi daha var. Hangisi? Onu seyretmeye çalışıyorum. Söyleyeceğim. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Çukur. Çukur. Ona başladım. Evet. Baba 2. Evet. Evet. Başladım bakalım. Ama sürekli seyredemiyorum, açık söyleyeyim. Yoruyor. Çok uzun süreleri, çok acımasız. Evet, bütün oyuncular dizi sektöründe özellikle bundan şikayetçi. Sürelerin uzunluğu, 40 dakika olması gerektiği maksimum. Amerika'daki sistemin uygulanması gerektiği söyleniyor. Hani 40 dakika ama reklam fiyatları daha yüksek olmalı diye konuşuluyor. Evet, reklam sistemini bilmiyorum. Yalnız tanık olduğum bir şey var. Ne olursa olsun şehrin içinde oturuyoruz. Yanımda yöremde apartman daireleri bir şeyler var, gözüküyor. Uzadığı için ben gidip mutfağa çay tepsisini alıp çayını koyup getirip dağıtan, oturup oradan seyreden, sonra gidip başka bir şey alan. O, bütün bunları görüyorum. Bu bir dikkat eksik. Yani çocuk oyununda bir süre vardır ya, çocuğun dikkati bu kadara diye, büyüklerin de var. Yorucu olmamak gerek. Aynını tekrarlamamak gerek. Mesela biz bunu gördük, eski yerli filmlerde eleştirdi. Gördük, bir de niye anlatıyor diyoruz. Biz yapıyoruz şimdi bunu.
Bir de reklamlar fazla uzun olmuyor mu? Mesela çok dediğin gibi 35-40 dakika olsa bir süre, oyunun süresi. Sonunda reklam girse, arada reklam girince 20 dakika, sen zaten kopup gidiyorsun dediği gibi Celil'in, mutfağa gidiyorsun, herhangi bir şey yapıyorsun, konudan kopuyorsun, başka bir yere dalıyorsun, çocuğuna, kocana, torununa. Yani elinden kaçırıyorsun onu, ondan sonra da isteğin hevesin de kalmayabilir. Yani diziyi seyrettirmek için reklamın araya girmesi doğru bir taktik değil bana göre, ama bilenler, bu işi bilenler başka şey. Şu kadar alt yazı geçiyor bir de şöyle. Evet, bir de o var. O da var. Evet. Bunlar rahatsızlıklar. Ama bize göre tabii ki. Biz kim oluyoruz diyeceğim şimdi burada. Güzel. Onlar daha iyi biz biliyorlar. Biz de bir şey yani, oluyoruz. Biz aşk olsun canım. Çok şey oluyorsunuz. Canım terazi gösterdik. Evet. Ama Oylum Hanım o kadar yapalım. Hadi sen de iltifat et o zaman. Ama çok tatlısınız. Çok sağ seviliyorsunuz. Sağ çok olun. Başarılısınız. Hiç söylemeye bile tabii gerek yok bunları. O kadar değerlisiniz ki, o kadar özel insanlarsınız ki, o kadar seviliyorsunuz ki, biliyorsunuzdur o çok, zaten. O çok sevildiğimi biliyorum. Evet. Güzel bir şey. Nereden biliyorsun? Söylüyorlar. Daha doğrusu şöyle diyorlar. ben sizin hayran... Lütfen hayran olmayın. Kimseye hayran olmayın. Sizi sevin yeter. Zaten seviyoruz. Ama sevginin bir ötesine geçtikleri zaman mı hayranlık oluyor acaba? Yani tamamen takip etmek, siz çıktığınızda işte bayılıyorum... Belki kullanılan kelime rahatsız ediyor beni. Hayranlık kelimesi rahatsız ediyor. Yani bakıp da bir oyunculuğu tabii ki bak şunda daha iyiydi dediğim zaman o kişinin değerinden bir şey eksilmiyor benim için. Herkes her rolü oynayacak diye bir kural yok. Tabii. Yani çok yüreğiyle asılır fakat ötekinin farklı bir becerisi vardır onda. Onda da ben gıpta ederim. Hiç kıskanmadım öyle bir şeyi. Hep gıptayla baktım. Yapabilseydim, yapabilir miyim, çalışayım mı? Şuydu, çünkü çocukluktan gelen eğitimlere dayanan bazı hünerler var. Bunu yadsımamak gerek. Müzik gibi, dans gibi, daha tabii. Çocukken başlanan ve o zamandan edinilen bir takım hünerler var. Bizim oyunumuzda çok güzel şarkı söyleyen, dans eden bir Ayça Varlar var. Müthiş, ama o tiyatro, müzikal tiyatro eğitimi de almış. Evet, evet. Amerika'da çok başarılı. Yani biz, ben birlikte oynamayı çok seviyorum. Diğer arkadaşlarım var. Benim okul arkadaşım Ahmet Uz var birlikte oynadığımız. daha önce Nuri Gökaşan'la birlikte oynadıktı. Yani Nedim Saban çok iyi bir ekip kurdu. Yani işte Halimi'yle, Dicle'siyle... Aynı yani arkadaşlar çok, bizim çok, oyunda da oynuyor. Evet, gerçekten o kadar bizim... başarılılar ki Bülent ne güzel evet, kompozisyon çizdi. Bizim bu Seyran. Konuda çok gerçekten hünerli, çok gerçekten iyi ekip kurmakta üstüne yok. Ama çok da titiz davranıyor. Hakikaten düşünerek olur mu olmaz mı falan diye ince ince yani düşünerek. Böyle öldürenlere kurban evet. Olursunuz. Gidip Melek'le Sunay'ı hiç oyun boyun düşünmeden gidip defalarca böyle öpesim geldi. O kadar sevimliler. Biz de öyle hoşnutuz birbirimizden gerçekten bütün kadro. Çok keyifli oynuyoruz. O çok önemli. Bir yerlere vurmak istiyorum derler ya nazar. Şuraya ben sizin dedim, adınıza. Vur, evet. bu çok önemli bir oyunu oynarken. Hakikaten haz almak, tat almak. Ve seyirciye geçiyor. Evet. Hemen sizce bir karakter oyunculuğunun yüzde kaçı yetenektir, yüzde kaçı eğitimdir? Olmalıdır ya da. Ya da olmalıdır. Yetenek kendi kendine olmuyor bence. Nasıl? Kendi kendine olmaz yetenek. Hı, evet. Güzel ses kullanılan sestir. Demin yüksek ve bağırma. Yüksek sesle konuşur musun deyince bağırmaya başlıyor. Çünkü yüksek sesin nereden çıkacağını bilmiyor. Hı. Yani eşittir eğitim oluyor. Hı. Eğitilmiş bir yetenek en doğrusu en iyisi gibi düşünüyorum. Çünkü yetenek tek başına zararlı da olabilir. Yani yetenekli bir insan, çok yetenekli bir insan sahneye çıkar, bir kere iyi olur, iki kere iyi olur ama üçüncüsünde bozabilir ki kendini. Ama eğitimliysen, düşünerek yani düşünerek bir oyunu çıkarıyorsan, beyninle çıkarıyorsan o zaman daha doğruya ulaşırsın. Öyle değil mi? Evet. Celil, evet. Onun için yetenek, yeteneği eğitim
besler ve destekler. Ama eğitim yani konservatuvarda okudum, bitirdim, bitti yok. Tabii. Sürekli hep okumak, eğitim, izlemek, tabii, gözlemek gerekli. Tabii. Yani hiçbir şey yapamıyorsan aç pencereni bak, kuşa bak, insana bak, hayvana bak, bak ama. Ama baktığını da gör. Ne olur bakanlar. Yani bakanlar, sokağa bakanlardan söz ettim. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama Ahu Dudu'yu ve Leyla'nın evini nerede seyretsinler? Tiyatro Kare nerededir? Bugüne kadar Leyla'nın evini seyretmeyenler. Aa, biz nasıl böyle bir hata yapmışız? Hemen gidip seyretmeliyiz bu sezonunda diyenler. Zannediyorum sizin oyununuz İzmir'de var. Önümüzdeki günler var. Ne güzel işte. Sahne tamam, Tozu Tiyatrosu ben söyleyeyim. Evet. Orada çok yetenekli bir ekip var Sahne Tozu diye. Ve çok güzel bir tiyatroları var. Gerçekten hayran olacaksın. Haldun Dorman sahnesi. Haldun Dorman sahnesinde harika oynayacaksınız. Evet. Çok güzel bir sahne. Buca'da oynayacaksınız. Sonra döneceğiz. Caddebostan Kültür Merkezi var. Kozi var. Kozi Yatağı'nda. Ve Profilo var. Biz devamlı geziyoruz. Gezen tiyatrolarız. Artık zaten özel tiyatrolara cıs oldu yerleşik tiyatrolar. Hmm. Öyle bir şey yok ve kalmadı. Neyse ki çok küçük tiyatrolarımız var. Evet. İnanılmaz güzel oyunlar oynayan, çok yetenekli oyuncularımız, çok iyi fikir bazında işler yapan küçük tiyatrolarımız var. Maalesef yok olup giden bir Kenter Tiyatrosu var bina olarak. Evet, evet. Maalesef. Bizim oyunumuz Yalova'da önümüzdeki günlerde. Ondan sonra Bilecik var. Bilecik'ten sonra yine senin söylediğin gibi Kozi var, Caddebostan Kültür var. Neresi? Trump var. Biz böyle geziyoruz, dolaşıyoruz. Oh. Yerleşik bir yerimiz yok. Yani olamıyor bazı nedenlerden. Belki gezmek ediyorum. Kimi zaman daha mı iyi oluyor? Yerleşik mi daha iyi, gezmek mi daha yerleşik iyi? Yerleşik. Ben de pek ayırmıyorum ama insanın yerleşik bir tiyatrosunun olması... Yani elin gibi hissedebilir. O olsun da gezelim değil mi? O olsun da gezelim. Keşke öyle olsa. Peki evet. Tiyatrocular neden kendi tiyatrolarını kuruyorlar sizce? Düzenlerini kuruyorlar çünkü orada. Oyunlarını orada çıkarıyorlar. Mesela siz kendi tiyatronuza sahip olmak ister misiniz? Ya da her tiyatrocunun hayali midir? Şöyle ki, kuşkusuz başladığında evet. Ama sonradan görüyorsunuz ki en güzeli ortak üretim, ortak üleşim. Hı. Aynı kafada kişilerin bir araya gelip benim aklıma gelen bir şeyi, onun aklından gelen başka bir şeyle büyüyebilir, artabilir. Yani bir arada düşünüp bir şey var etmenin daha güzel olduğunu, daha doğru olduğunu düşünüyorum şimdi bu yaşta. O zaten senin tiyatron oluyor. Yani biz şu anda Tiyatro Kare'de ben kendi adıma bu hissi yaşıyorum. Orası zaten benim tiyatrom diye düşünüyorum. Ama ayrıca benim bir tiyatrom olsun falan filan. Sonra Keskin Tiyatrosu mesela. Böyle bir şey çok düşünmedim. Zor bir şey. Çok zor bir şey gerçekten. Ben istememdi. Evet. Çok zor. Ben isim tiyatrosunda çalışmam da. Evet. Öyle mi? Onu aşmamış insan başka şeyler evet, der. Tabii. Yani nasıl ki belki çok başka bir örnek bu ama cimri bir insan başka duygularında da cimridir. Hmm. Yalnız malımı tutayım vermeyeyim aman değil. Sevgisinde de cimridir. Başka şeylerde yani bir demet çiçeğim var bir tane size verebilirim ben. Onda da cimridir. Vermeyi bilmez o paylaşmayı insan. Paylaşmayı bilmez. Ondan sevmem ben cimri insanı. Bu da öyle bir şey. Yalnız benim ismim, benim ismim. Hayır, hepimizin. Benim evet. Tiyatrom desin 10 kişi orada. Burası benim tiyatrom, bu benim bardağım diyebilir o zaman. Hmm. Özellikle de tiyatroda ben yok, biz varız. Tabii, tabii. Budur. Aslında bizim öğrendiğimiz. Bütün mesleklerde öyle değil mi? Mesela tabii, biz şimdi herhalde yayındayız ama arka planda o kadar çok arkadaşımız bu yayının hayata geçmesi için çalışıyor ki ben tek başıma burada oturayım bakayım yayın yapabiliyor muyum? Asla. Arkasında bir emek, bir tabii, destek, tabii. Müthiş bir ekip, doğru. Her iş ekip işi. Ekip tabii. İyi olduğu zaman ama o işte güzel bir şekilde yansıyor öyle değil mi? Çok çünkü tabii. Şimdi ben oturunca bir şey söylerken arkadaşlarımın yüzünü görebildiğim zaman söylediğim sözün yansımasını da görüyorum. Yani bir sahne oynandığında gözün takılıyorsa oraya o insandan neyi yapıp neyi aktaramadığını izleyiciye görüyorsun.
Siz oyun sahnelerken izleyicilerin hissiyatlarını alır mısınız? Bakar mısınız ben peki? Ben bakamam. Seyirciye böyle hiç, bakmak hiç değil bakamam. Tabii. Zaten o sesten, nefesten göz göze gelmek yoktur, yok evet. Çünkü. Yani öyle bizim oyunumuz. Ha, öyle oyun vardır ki onlarla oynarsın. Evet, öyle değil. Daha o çok yaygın değil bizde. Var ama yaygın değil. Şöyle bir şey. O ses, o nefes, o dikkat geçiyor. Hmm. Anlıyorsunuz sahnede. Enerji, bir enerji oluşuyor mu? Oluyor. Seyirciyle birlikte bir şey oluşturuyorsunuz. Gerçekten onlar da oyuna dahil oluyorlar ister istemez. Onlar hatta bizden daha fazla dahil oluyorlar. Biz 1,5 ay hazırlamış olduğumuz bir şeyi onlara sunuyoruz. Onlar bizi ilk defa görüyorlar ve onlar bizden daha heyecanlılar. Bana göre tabii bu böyle. Daha heyecanlılar. Bir şairin söylediği bir laf vardı hatırlayabilirsem. Dinleyen, söyleyen kadar arif, seyreden, oynayan kadar hassas olmalı bence. Bu çok güzel bir şey. Seyirci çok önemli. Seyirci gerçekten hele hele tiyatroya gelmişse mutlaka ve mutlaka bir eğitimi var. Oraya bir şey arzu ederek gelmiş ve orada kendisi heyecanlanıyor ve yükseliyor. Biz hazırlandığımız bir oyunu onlara sunuyoruz. Elbette biz de heyecanlıyız. Ama onun heyecanı bizimkinden daha farklı ve daha güzel geliyor bana. Ne güzel. İyi seyirci olmak çok önemli bir şey. Çok, bilinçli çok seyirci. Türkiye'de evet. İyi seyirciye mi oynuyorsunuz? Bilinçli seyirciye mi oynuyorsunuz? Öyledir umuyoruz inşallah öyledir. Öyledir ama... Gittiğimiz kentlere de bağlı. Ankara seyircisi zor bir seyircidir. Öyle mi? Seçici midir? Tabii. Tiyatro ile evet. Çok iç içe yaşamış bir yerdir orası. Evet. Ben biraz da Ankara sanat kökenli olduğum için, o dönemleri anımsadığım için çok iyi biliyorum ve çok seviyorum oranızı. Politize bir seyircidir. Ben politik tiyatroyu seviyorum. Öyle mi? Derdi olan şeyleri seviyorum. Yani. Komedi? Komedi dese onu da derdi vardır. Tabii. Olmalıdır tabii, daha doğrusu. Seviyorum. Müzikal onun da vardır. Dans ederken bile bir dünya görüşü var. Sesiniz güzel midir? Ben şarkıcı kızla başladım profesyonel hayata. Sesim güzel demeyeceğim. Doğru kullanmaya çalıştım diyeyim. Sizin efendim sesiniz güzel midir? Bilemiyorum. Ben 2 tane müzikalde oynadım ama ufak ufak parçalar söyledim. Aslında tabii ki denetimli bir sesim yok. Ama o söylediğim kadarıyla fena değil gibi ben beğendiler. Ben bir şey söyleyebilir miyim Suna'nın sesi için? Lütfen. Söyle. Yıllar önce arkadaş filmiydi. Melike Demirağ'ın seslendirilmesi. Aa evet. Suna konuşmuştu. Öyle mi? Evet. O evet. Kadar farklı bir sesi vardır ki Suna'nın hala öyle. Ben Suna'yı 10 yıl görmeyeyim. Gözlerim kapalı. Arkadan bana 2 kelime söylesin. Tabii. Sesinin ayrıcalığından tanır. Çok. Sağ ol canım. Farklı şimdi, bir ses değil evet, mi? Bir evet. Takım seyirciler de aynı şeyi söylüyorlar. Sizi sesinizden tanıdık. Şimdi bu güzel bir şey elbette. Fakat diyorum ki herhalde bizim surattan tanınacak halim kalmadı. Hiç sesimden tanıdık. Tevazu. Bu da çok tanıdık. Aşk olsun. Ne var herhalde. Bana Suna dediler, sana Füsun dediler. Bana Füsun hep diyorlar. Olsun. Ne güzel bir şey. Tabii. Birbirimizi hakikaten çok seven arkadaşlarız. O nedenle çok hoşuma bile gidiyor. Birbirimizin kıymetini evet. Biliyoruz. Evet. Çünkü. Bir tiyatrocu arkadaşım vardı. Tiyatro programı yapıyordu. Hep programı şöyle bitiriyordu. İşte tiyatrosuz kalmayın vesaire vesaire. İnsanı insanı insanla anlatan insanca... Bir şeydir bir tiyatro. Bir şeydir evet. Tiyatro. Bu evet çok yani artık darbu mesel olmuş gibi söylenen bir şey. Bir tarifi olabilir. Evet. Bir sizin mesleğin yok mudur? Vardır. Olmaz mı? Kaç tane tarifi vardır? Ama bu güzel bir tarif elbette. İnsana çok. İnsanı insanla anlatan. Ya da insanı insana insanca anlatan. Bu da, o da olabilir. Olur. Evet. O da olur. O da olur. İnsan olmayan insan olmayana insan olmadan anlatan. Bugün hep negatif. Evet. Ama bugün, çok erken bugün kalkıyorsunuz sabah ters, Zoylum Hanım. Ters çok kalkmışsın. Çok evet çok tep ters. Bugün var mı program ne bugün? Hayır yok bugün yalnız bugün siz varsınız. Yalnız evet. Biz varız. Bizden sonra ne yapacaksınız? Okuyacağız. Biraz hava alacağız. Hava İstanbul'da hava var mı? Hava evet, güzel bugün, bugün İstanbul'da. Güzel, yani güzel dediysem güneşli merak etmeyiniz İstanbul. Gerçi ben
yağmur severim. Ben de yağmuru çok seviyorum. Güzel yağmurdur. Çok seviyorum. Ne kadar romantik, ne kadar güzel, evet, değil mi? Evet. Gökyüzüne bakmayı unutma diyor, oh, değil mi Nazım Usta? Evet. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bir senedir efendim? Sinemaya gitmiyorum. Bugün sinemaya gideyim, aa, dedim. çok kötü bir şey. Evet, vakit bulamadım. Celil'e ister inan, ister inan. Hangi filmi tercih edeceksiniz? Var mı aklınızda bir? Galiba Ayla'ya gideceğim. Hmm. Ayla. Siz seyredebildiniz mi Ayla'yı? Göremedim daha. Peki diziyle tiyatro çakışıyor mu ya da tabii ki ona göre ayarlıyorsunuz, evet, diye, evet, tahmin ediyorum. Evet, belli bir, yani ayda şu kadar oyunum var diye girdim, onu var mı dediler. Genellikle yeğlemiyorlar. Bizim özel olarak da çok kalabalık bir dizi. Çok, evet, kalabalık, inanılmaz. Çok zordu ama onlar bunu bildikleri için onu ayarlamaya çalışıyorlar. Biz de ayarlıyoruz. Zaman zaman sıkıntı yaratsa da genelde çözüm getiriliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. İyi ki geldiniz diyorum. Bu arada size kitap armağanlarım olacak. Öyle mi? Kütüphaneye hazır mısınız? Ah, madem bu kadar okumaktan bahsettik, bu kitapları size armağan edeceğim efendim. Hem de nasıl? Şöyle alıyorum bütün kitapları, hem aktaracağım hem de armağan edeceğim. Dışarıda paylaşacağız galiba. Yok. Aynen burada paylaşacağım. Yaklaşabilir miyim ben de? Gelin, hemen. Buyurun. Kitap yamacıma için. Yamacıma yanaşın. Tamam. Kurt adama aşık oldum. Prens Rönü'ye hayır diyen kadınlara. Hayır diyen, hayır diyen kadınlara Kurt Adam serisi veriyorum efendim. Buyurun. Buyur canım, belki. Teşekkür ederim. Tatlı Isırık. Bu da bir vampir aşkı. Ne dersiniz? Ay, bizim oyuna uygun mu acaba? Tatlı Isırık. Mona romandan çıkan süpernatürel bir yazı dizisi. Hmm. Bu bizim sevgili Cansu Canan Özgen, Öteki Gündem programımızın yapımcısı ve sunucusu. Türklerin Serüveni son kitabı. Bunu armağan edeceğim size. Metehan'dan Atilla'ya, Fatih'ten Atatürk'e Türklerin Serüveni. Çok buyurunuz güzel efendim. Size Kedimle Sohbetler altın kitaplardan. Celile, bu sana uygun. Celile Hanım'a bu. Öyle mi? Ya. O da sana. Peki. Hepsi bunu senin da olsun. Peki 99 soruda hayvan hakları. Özellikle son dönemlerde hayvan haklarından çok bahsediyoruz, biliyorsunuz. Bu iki kitaptan hoşlanacaksınız diye tahmin ediyorum. Kedilerin kedileri var. Size de hep tarih kitapları geliyor. Gökbörü'nün izinde, evet, kadim Türklerin topraklarında Ahmet Taşağıl kronik kitaptan çıktı. İşte şu şeyinden, liköründen yollayabilirsin. Evet, evet, evet. Ahududu'dan. Devam sonunda ediyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Likörü dağıtıyorlar. Ve millet bayılarak onların elinde likör. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Erkekler korkuyor. İnanmayacaksın. Ama iyi ki kadın değil miyiz? Kadınlar alıyor ve içiyor. Görüyorum, şerbet bu. 10 kere İçin dünyaya buyurun. Gelseniz kaçında kadın olmak, kaçında erkek olmak istersiniz? 11'inde. 11'inde. Evet. Bence bir keresinde erkek olalım ki o içgüdüyü ve beynin çalışma stilini anlayalım. Ondan sonra hayatımızı ona göre daha iyi idame ettiririz. Ne dersiniz? Onlar ondan sonra daha iyi idame ettirebilir mi acaba? Ya o var. Tabii. Çok feminist bir yaklaşım söz konusu bugün stüdyoda. Bayılıyorum özellikle. Bugün devam ediyoruz. Lacivert, Pınar Gogulan Libros yayınlarından altın kitapların beynini genç tut diyor. Hangimizi alalım? Unutkanlıktan kurtul. Hanginiz unutkansınız? Ben bu çok size o zaman. Nöroloji uzmanı. Sonra ben alırım. Bu da Türkiye'de kültür ekonomisinin boyutları. Faruk Şen'in kitabı. Kültür ekonomisi kaynak yayınlarından. Bunu sanırım. Sayalım bakalım. Sunacığım, ben hala böyle sayıyorum. Senin hesabın bende neyse. Hayır, hayır. Peki ben bu kadar kitap armağan ettim size. Çok siz ne yapacaksınız benim için? Öpücük. Oh, canım benim. Ben 1800 bilmem kaç tarihli çikolatamı getirdim size. Gerçekten 1800 doğum tarihi. Aman 1800 değil, 1940'lar biliyoruz. Evet. Artık bilgiye çok çabuk ulaşıyoruz. Ama aman, 1940'lar aman demeyelim canım. Sesini hanımlar çıkartma. Hep genç. Bilenler bilmeyenlere söylemesin. Ben söylüyorum, övünerek. Söylemesin. Asya'ya katlanmadık arkadaşım, onun için övünerek söyleyeceğiz. Doğru, haklısın, haklısın, doğru. Çok tatlısınız, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Sık sık görmek istiyoruz. Biz de öyle. Geliniz,
bizi kendinizden mahrum etmeyiniz. Davet ederseniz hayır demeyiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biz de sizi bekleriz sık sık. Sağ olun. Aklınızı estikçe. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Oyuna da bekliyoruz. Oyuna tabii da. Ki her zaman. Oyuna tabii. Her zaman. Kısacık bir ara vereceğiz ve Nazan Çoray bizlerle beraber olacak.